elimizde, uzun ip elimizde. Biz gidelim surfing eğlenmeye. Ben mi neyim? Raftingçiler toplanmış. Burası Köprülü Kanyon'da bulunan köprünün ayaklarından 200 metre falan aşağıda bir açıklık bir yer. Bütün raftingçiler burada. Aa, çok güzel. Yemin ederim. Dondum. Allah. Ne yapıyorsun? Bacaklarım dondu. Kazalarının suyundan daha soğuk bir su. Ama çok güzel. O kadar sıcak ki çünkü hava ayağını soktuğu zaman bile o kadar rahatlatıyor ki insanı. Neredeyiz şu an? Şu anda Fıçıköy kampindeyim. Asla bilmiyorum nerede olduğumu. Etraf şu an çok gözükmüyor muhtemelen ama suyun üstünde bir bank var. O banka oturduk. Şimdi burası bayağı serin bizim çadırı kurduğumuz yere kıyasla. Yanımızda da yemeklik bir şey yoktu. Yemek söyledik. Burada varmış balık söyledik. Onu yiyeceğiz. 35 liraymış balık. Evet, İnşallah hoş. Lezzetlidir de. Bir gün buradayız. Yarın aslında mahrumiyet kampı başlıyor. Dağın tepesinde hiçbir olanak olmayacak. Bugün burada biraz modern kamp yapıyoruz. Yanımıza hiçbir şey de almadık. Yanımıza hiçbir şey de almadık. Yemeğimiz bu. Alabalık. İnşallah lezzetlidir de. Çok güzel kokuyor. Defne yaprağıyla pişirdiğini söyledi. Gerçekten de güzel kokular geliyor balıktan. Günaydın. Burası küçük bir kamp alanı. Çadır kurabileceğiniz mesafe bana göre bir hayli dar. Bizden başka kimse yok ama o yüzden rahat ettik gece. Böyle bir su birikintisinin yanındasınız. Su gittikçe de genişliyor ileride. Rafting yoluyla birleşiyor ki orası da bir hayli geniş. Kişi başı günlük burası 30 lira. Biz bugün raftinge de katılacağımızı söyledik. Onu da ayarlıyorlar. Onun için de kişi başı 90 lira veriyorsunuz. Tuvaleti gayet temiz. Duşu da var. Duşunu kullanmadık ama kullanacağız bugün. Burada kalmamızın nedeni de şuydu aslında. Hani civarda ücretsiz yerlerde de konaklayabilirdik. Ama bugün de biz Melikler Yaylası diye bir yere gideceğiz. Orada tuvalet, duş vesaire yok. Ondan önce böyle bir yerde kalmak istedik. Hatta dün akşam yemeğimizi yediğimiz bankta hemen şu köprünün altındaki ayakları suyun içinde olan banktı. Serindi gece, rahat uyuduk. Şimdi şöyle bir kamerayla etrafı dolaşalım. Bizim çadırımız şu. Burçak hala uyuyor. Burada da bir tane köpüş var.
ise, uzun ipleriniz ise, biz gideriz rafting'e, rafting'e. Abi ben mi neyim? Raftingçiler toplanmış. Burası Köprülü Kanyon'da bulunan köprünün ayaklarından 200 metre falan aşağıda bir açıklık bir yer. Bütün raftingçiler burada. Buradan başlıyor parkur. Nereye geçelim? Geçelim arkaya geçiyoruz. Şöyle geçeyim mi? Siz de abi sağda sol arkaya geçin. Önce yukarıya terse gideceksiniz. Roma köprüsünü görünceye kadar. Sonra ikinci köprüye mola vereceksiniz. ATV'nin tozunu atlayasın. Kaynağa yüzmeye gideceksiniz. Tamam mı? Ondan sağda restorana kadar devam. Ya dileri. Çekiyoruz. Çekiyoruz. Evet abi köprü. Fotoğraf çekilmek isteyen, video çekmek isteyen. Çekemeyiz şu an. Köprü. Çekecek olan yok galiba. Onlar da çekecekler. Bunlar çok yabancılar. Hepsini bunu çok büyük kişi görüyor. Hepsi çeken bir durum. Ne zaman çok eski bir köprü. Tabii. 2000 yılda. Ha. Ben de 2000 yılında yapıldı evet, diyeceğim evet. Sandım. Öyle bir başladı evet. Ki. 2000 yılında. Bunun daha ilerisinde su biraz şey mi oluyor? Azalıyor mu? Nasıl oluyor? Orada mesela bak yüzüyorlar. Evet. Derin yerlerde zaten yüzüyorlar. Yani buralarda da çok güzel yüzüyorlar aslında. Evet. Şimdi daha ileride yüzülecek yerlerimiz var. Ha, yüzecek mi miyiz? Tamam, süper. Süper. Ben sizi söylerim. Tamam. Tamamdır. Çok güzel ya. Evet bence de. Evet ileri çekelim. İleri. Hadi gençler. Ya, haydi. Action. Action lazım. Action'a geldik. Okey. Yeah, action. Abi kamera orada. Hareket yapalım. Yeah. Çok güzel. Yeah, come on. Aa, burada kamping varmış. Ya burası bence şey, hiçbir yere bağlı değil, kendi duruyor. Öyle mi diyorsun? Aynen. He. Aa. Yani. Kürekleri buraya bırakıyoruz. Ya bu. У меня же голова кружится. Отломаем сувар. Все. Аккуратно, пожалуйста. Ой, Aaaa, dondum.
Her gün balık, her gün balık. Necati abinin ısmarladığı balıkları yiyoruz bugün de. Aynen, bize dedi ki siz şimdi aç gideceksiniz dedi. Size balık yapayım ve benden olsun dedi. Sağ olsun. Bize iki porsiyon balık yaptı hem de. Biz dün kendimiz bir porsiyon yemiştik. Evet. Ve çok lezzetli. Gerçekten güzel yapıyor balık. Aynen. Haydi afiyet olsun. Haydi. Köprülü Kanyon'daki Fıçıköy Camping'de olan kamp maceramızın sonuna geldik. Şimdi buradan Melikler Yaylası'na doğru yola çıkıyoruz. Melikler Yaylası'na gideceğiz. Bir gece de orada kamp yapacağız. Buradaki kampımız çok güzeldi. Çok eğlendik. Çok keyif aldık. Fıçıköy Camping gerçekten çok güzel bir yerdi. Bu arada buradan ayrılırken şunu söylemek istiyorum. Fıçıköy Camping kesinlikle bence benim son zamanlarda karşılaştığım en kâr amacı gütmeyen yerlerden bir tanesiydi. Çünkü bize iki tane 35 liralık balık ısmarladı. Hem öyle hem de gerçekten işletmecisi olan, yani orada bulunan Necati amca gerçekten çok tatlı bir insandı. Sürekli böyle birilerine yardımcı olmaya çalışıyor. Çay istiyor musunuz? Çay getireyim mi? Şuyunuz var mı? Buyunuz var mı? Şunu getireyim mi? Çayların da parasını almadı o arada. Aynen. Hiçbir şeyin parasını almadı resmen bizden. Sürekli de bizi besledi bu arada. Kendisi aynı zamanda opera sanatçısıymış emekli. Kızı da piyanistmiş Stuttgart Üniversitesi'nde. Hem kendinden hem kızından bahsetti bize. Onunla tanışmak bence çok büyük bir keyif verdi bize. Kanyondaki bütün kamp alanları bence çok güzel. Çünkü suyun kenarında sağlı sollu bir sürü kamp alanı var. Rafting merkezi var. Hem kamp yapabiliyorsunuz hem rafting girebiliyorsunuz oralardan. Hepsi de çok güzel yerler. Ağaçların altında, suyun kenarında. Ama bu kadar kâr amacı gitmeyen ve bu kadar tatlı bir insanın işlettiği bir yerde kalabileceğinizi zannetmiyorum. Ben o yüzden çok sevdim burayı ve kesinlikle Fıçıköy Camping'i tavsiye ediyorum kendi adıma. Kaç veriyorsun bu kampa? 5 veriyorum. 5 üzerinden. Ha, 10 üzerinden yapıyorsam. Aynen. 10 üzerinden 10 veriyorum o zaman. Ben Necati çok kolay matematik. Normalde 8 veririm. Necati amca için 9 veriyorum. Evet, yani bence 8'den fazlaydı. Evet, temiz, 9, temiz bir yerdi 9, yani. 9. Kaldığımız çoğu kampingden daha güzel. Evet, temiz bir yerdi. Çok temiz. Aynen. Evet, evet. Bu şekilde çok güzel bir gece geçirdik. Rafting yaptık. Konakladığımız yer çok güzeldi. Çok keyif vericiydi bence bizim için. Şimdi Melikler Yaylası'nın da çok keyif verici olacağını düşünüyoruz. Melikler Yaylası Türkiye'nin en karanlık yerlerinden bir tanesiymiş ve burada zaman zaman festivaller oluyormuş. Yıldız ya da gezegen gözlemlemek için. Daha hatta geçtiğimiz Temmuz ayının son haftasında orada bir festival varmış, bir haftalık. Biz maalesef onu kaçırmış olduk. Ama yine de gittiğimiz zaman çok güzel manzaralarla karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Bir tane de dürbün almıştık kendimize amatör olarak yıldız gözlemleyebilmek için. Daha çok becerikli değiliz bu konuda ama belki becerimizi biraz daha geliştirebiliriz diye bu dürbün olayına giriştik. Bakalım Melikler Yaylası'nda dürbünle neler yapacağız. Orada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.